Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik sahnesi kitabında hazırlık sahnesi test 37 ile dersimize devam ediyoruz. Birinci sorumu büyütüyorum. Yandaki verilen karışın uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar Genellikle karış uzunluğunu biz santimetre ile ölçeriz. Metre, kilometre çok büyük gelir. Milimetre ise çok küçük gelir. Dolayısıyla bu karış uzunluğu 30 santimetre olabilir diyoruz. Yukarıda verilen dönüşümlerden kaç tanesi doğrudur demiş. Şuraya arkadaşlar basamakları yazalım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. 7 kilometre 25 metreyi metre cinsine çevireceğiz. İlk önce 7 kilometreyi metreye çeviriyorum. 7000 metre yapar. 25 metreyle de topluyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. 7000 artı 25 burası 7025 metre olarak gelir ama arkadaşlar burada 7250 metre dediği için yanlış 3255 milimetreyi metre ve milimetre cinsine çevireceğiz 1 metre 1000 milimetre olduğu için ne yapıyoruz 3255'i 1000'e bölüyoruz. 3255'in içerisinde 1000'den 3 tane var. 3 kere 1000, 3000 yapar. Çıkardığım zaman 255 kaldı. Yani arkadaşlar 3255 mm, 3 metre 255 mm eşittir. Doğru. 4 desimetre 10 milimetreyi milimetre cinsine çevireceğiz. 4 desimetre kaç milimetredir? 400 milimetredir. 400 arkadaşlar 10 ile topluyorum ve 410 milimetre olarak geliyor. Doğru. 6200 santimetreyi metreye çevireceğiz. 6200 santimetre arkadaşlar metreye çevrilirken 2 basamak yukarı çıktığımız için 2 tane sıfır siliyoruz. Ve burası 62 metre olarak geliyor. Kaç tanesi doğru oldum? 3 Basamakları geriye alalım. Yukarıda verilenlere göre kare yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? 4 kilometreyi ilk önce metreye çevireceğiz. 1 kilometre 1000 metre yapar. 4 kilometre ise 4000 metre yapar. Yani üçgen 4000'e eşit. Buraya geldik. 4000 santimetre kaç metre yapar? Onu bulacağız. Santimetreden metreye iki basamak yukarı çıktığımız için iki tane sıfırı siliyoruz ve burası 40 metre olarak gelir. C şıkkımı işaretledim. 5 metre eksi 35 santimetre kaç santimetredir? Benden arkadaşlar ne istedim? Üçgenin onlar basamında hangi rakam vardır? İlk önce buradaki çıkarma işlemini yapacağım. 5 metreyi santimetreye çeviriyorum. 500 santimetre yapar. 500'den 35'i çıkarıyorum. Burası arkadaşlar bize kaç olarak geliyor? 465 santimetre olarak geliyor. 465'in onlar basamağında hangi rakam vardır diye sormuş. Onlar basamağında 6 rakamı olduğu için D şıkkımı işaretledim. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha kısadır demiş. Basamakları geriye alıyorum. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini milimetreye çevireceğim. 0 tam Yüzde %25 metreyi milimetreye çevirirken 3 basamak aşağıya indiğim için virgülü 3 basamak sağa kaydırıyorum ve burası 250 milimetre olarak geldi. 2,5 desimetre de 250 milimetre eşittir. 2,5 santimetre 25 milimetre eşittir. 250 milimetre zaten 250 milimetre. Hangisi daha kısa ol Kısa oldum. 2,5 santimetre daha kısa olduğu için C'yi işaretledim. Geriye alalım. 75 santimetre küçüktür. Üçgen küçüktür. 2 metre sıralamasına göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Arkadaşlar bunların getiriyorum. Ben buradaki 2 metreyi santimetreye çevireceğim. 75 santimetre küçüktür. Üçgen küçüktür. 200 santimetre. 7 tam 16 desimetre 76 santimetreye eşittir yazılır. 1,5 metre 150 santimetreye eşittir yazılır. 10 desimetre 100 santimetreye eşittir yazılır. 130 milimetre 13 santimetreye eşittir bu yazılamaz. Geriye alalım temizleyelim. Yukarıda verilen dönüşümlere göre kare ve üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılır? Metreyi kilometreye çevireceğiz. 673 metre kilometreye çevrilirken 3 basamak yukarı çıktığımız için buradaki virgülü 3 basamak sola kaydırıyorum. 1 2 3 Burası 0 tam binde 673 kilometre olarak geldi. Milimetreyi metreye çevirirken 3 basamak yukarı çıktığım için 3 tane sıfırı siliyorum. Ve 512 metre olarak buldum. Şıklarıma baktığım zaman doğru cevabım A şıkkımda olduğu için A'yı işaretledim. Yukarıda verilen boşlukları yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla küçüktür, eşittir, büyüktür sembollerinin doğru yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? 2 kilometre 2300 metre. Arkadaşlar şimdi 2 kilometreyi ben geliyorum. Metreye çeviriyorum. Burası 2000 metre yapar. 2000 metre 2300 metreden küçüktür. Buraya küçüktür sembolü geldi. 51 desimetre 510 santimetre. Desimetreden santimetreye inerken arkadaşlar bir basamak aşağıya indiğim için 51 desimetre bana 510 santimetre olarak geldi. 510 santimetre eşittir 510 santimetre olduğu için araya eşittir geliyor. 2,5 metreyi milimetreye çevirelim. 2,5 metre 2500 milimetre yapar. 2500 milimetre ise arkadaşlar 260 milimetreden büyük olduğu için araya büyüktür sembolü geliyor. Yani yukarıdan aşağıya sırasıyla küçüktür, eşittir, büyüktür geliyor arkadaşlar. Doğru cevabım B şıkkında Silelim. Yukarıda verilen dönüşüme göre üçgen ve kare yerine yazılması gereken sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada bize verilen milimetreyi metre ve milimetreye çevireceğiz. 1 metre 1000 milimetre olduğu için 16879'u bine bölüyorum. Şöyle yazalım. 16.879 bölü 1000. 1'in içerisinde 1000 yok, 16 içerisinde yok, 168'in içerisinde yok, 1678'in içerisinde bir tane var. 1 kere 1000, 1000 yapar. Çıkardığım zaman 687 kaldı. 9'u indirdim. 6879'un içerisinde 6 tane var. 6 kere 1000, 6000 yapar çıkardığım zaman 879 kaldı. Yani 16.879 milimetre 16 metre 879 milimetre eşittir. Buradan üçgenim 16 karem 879 geldi. Doğru cevabımı C şıkkımı işaretledim. Temizleyelim buraları. 6,5 desimetre uzunluğundaki düz bir yola aralarında boşluk kalmayacak şekilde bir tam onda 3 santimetre genişliğindeki kutulardan görseldeki gibi tek sıra halinde kaç tane konulabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 6,5 desimetreyi ben geliyorum. Milimetre cinsine çeviriyorum. Burası 650 milimetre yapar bir buçuk santimetre ise 13 milimetre oldu. 650'yi şurayı düzgün yazalım. 650'yi 13'e bölüyorum. Ve 50 tane kutu konulacağını bulduk. Geriye geldik. 30 santimetrelik bir kumaşın fiyatı 6 TL olduğuna göre 4,5 metre kumaş alan bir kişi kaç TL öder? öder. Şimdi arkadaşlar 4,5 metreyi santimetreye çeviriyorum. 450 santimetre yapar. 450'ye geliyorum ben 30'a bölüyorum. Ve burası 15 olarak geldi. 15 ile 6'yı çarpıyorum. Ve 90 TL öder dedik. Altı tam yüzde beş kilometrelik yolun önce 6000 bin desimetresi sonra elli bin milimetresi gidildiğinde geriye kaç metre yol kalır demiş. Arkadaşlar buradaki kilometreye geliyorum ben metreye çeviriyorum. Altı tam yüzde yetmiş beş kilometre altı bin yedi yüz elli metreye eşittir. 6000 desimetreyi metreye çevirelim. 600 metre yapar. 50.000 milimetreyi 50 metreye çevirdik arkadaşlar. Şimdi bana ne dedim? Önce 6000 desimetresi sonra 50000 milimetresi gidilmiş. Yani önce 600 metresi sonra 50 metresi toplamda 650 metresi gidilmiş. Yolun tamamı ne kadardı? 6750 metreydi. 650'si gidilirse geriye 6100 metrelik yolu kalır. Temizleyelim. 80 bin metre yolun önce %40'ı sonra 5'te bile asfaltlanmıştır. Buna göre asfaltlanmayan yolun uzunluğu kaç kilometredir? 80 bin metreyi kilometreye çeviriyorum. 80 kilometre yapar. 80 kilometrenin %40'ını bulacağım. 80 ile 40'ı çarpıyorum. 3200. Sonra bu 3200'ü 100'e bölüyorum. Burası arkadaşlar bana 32 kilometre olarak geliyor. Yani önce 32 kilometrelik tarafım asfaltlandı. Sonra 5'te 1'i. 80'in 5'te 1'ini bulacağız. 80'i 5'e bölüyoruz. 16 kilometre. 32 ile 16'yı topluyorum. Toplamda 48 kilometrelik yol asfaltlandım. Yolun tamamı 80 kilometreydi. 80'den 48'i çıkarıyorum. Ve asfaltlanmayan Yol uzunluğunu 32 kilometre olarak buldum. Temizleyelim. Yasin'in elinde 4,5 metre ip vardır. Yavuz'un elindeki ipin uzunluğu Yasin'in elindeki ipin uzunluğundan 75 desimetre daha fazladır. Buna göre ikisinin iplerin uzunlukları toplamları kaç santimetredir? 4,5 metreyi santimetreye çeviriyorum. 450 santimetre yapar. 75 desimetreyi santimetreye çeviriyorum 750 santimetre yapar şimdi 450 ile 750 toplayalım ve burası 1200 santimetre yaptı bu Yavuz'un ipinin uzunluğu benden Yavuz ile Yasin'inkini istedi 1200 ile 450 topluyorum ve toplamı 1650 santimetre olarak geldi. Düz bir yola başından ve son başından ve sonunda da olması şartıyla 15 metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Dikili ağaç sayısı 30 tane olduğuna göre yolun uzunluğu kaç kilometredir diye sormuş. Arkadaşlar 30 tane ağaç olduğuna göre 29 tane boşluk vardır. Her boşluk 15 metre olduğuna göre 29'u 15 ile çarpıyorum. Burası 435 metre yapar. Bunu kilometre cinsinden istemiş. 435 bölüm bin kilometre yapar. Bu da 0 tam binde 435 kilometre olarak gelir. Doğru cevabımı B şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomuz sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.